içerisinde ne var diye açıkçası merak etmeyin istiyoruz. Baktığımızda internette bu konuyla ilgili çeşitli bilgiler görebilirsiniz. Son kullanma tarihi de ne? Bilmem içinizde pilin bir son kullanma tarihi olduğunu bilen var mı ama maalesef bu çok az bir bilinirliği olan bir bilgi. Evet, nasıl markete gidip süt, yoğurt gibi bir ürün alıyorsanız aslında ve onun son kullanma tarihine bakıyorsanız pilimizin de mutlaka bir tarihi var. Bazı pil türleri 2 saat içerisinde bulunduğu noktada bir enfeksiyon oluşturabiliyor. Haliyle bu sizi daha ciddi bir sağlık sorununa götürecektir. Çünkü çocuğunuzun ne zaman o pili yuttuğunu bile fark edememiş olabilirsiniz. Enfeksiyon ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu dediğim gibi gerçekten ciddi bir sağlık sorununa gidebilir. Mide asidimiz normalde zayıf bir asit ama bu enfeksiyondan dolayı açıkçası mide asidi devreye girip içeride farklı olayların olmasına sebep olabiliyor. Proje kapsamında öğrettik. En soldaki belki okulunuzda eskiden kalma hala duruyordur ama tabii taşıma ve depolama anlamında sıkıntı yarattığı için maalesef artık üretmiyoruz. Tüm kutularımızı hem belediyeye hem çalıştığımız bütün noktalara bedelsiz olarak gönderiyoruz. Senin desteğiyle eminim bu rakamlar çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır. Az önce söylediğim kurumların tamamıyla aktif bir şekilde çalışıyoruz. Farklı olarak eksik olan mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'yla da çalışıp camilerde de atık pillerin toplanmasını sağlıyoruz.